1 TL ile 11 ülke nasıl geziliyor? 1 TL ile. Arkadaşlar inandırıcı mı sizce? İnanmıyorlar. İnandırır mı o zaman? Hocam gençlik projelerine aslında başvuru yaparsanız 1 TL ile değil, o 1 TL sembolik bir rakam. Aslında o bile yok ortada. Sadece o 1 TL hani herkes bilsin, herkes 1 TL ile 11 ülke gezmiş desin diye o 1 TL'yi Bosna Hersek'te harcadım. Sadece gençlik projeleriyle. Bosna Hersek'te 1 TL geçerli mi bizim 1 TL? Hocam çevirdik onu. Bosna'nın parası. Ha çevrildi. Ben de şöyle algılamıştım. Almanya'dan gelen gurbetçilerimiz buradan esnen 1 TL götürürlerdi. Otomatlarda 2 euro batında olduğu için 2 euro yerine geçiyordu. Aslında Bosna'da onu yapmadın değil mi? Bosna'da Türk lirası geçiyor bu arada. Geçiyor mu? Evet. Bosna'da Türk lirası geçiyor ama 1 TL ile ne alabilirsiniz onu bilmiyorum şu anda. Gençlik projeleri hocam. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir projesiyle 9 tane ülke gezdim. Daha sonra Avrupa Birliği projeleriyle 2 ülke daha gezip 11 ülkeye tamamladım. Peki en çok keyif aldığın proje hangisiydi? Gençlik projesi hangisiydi? Yurt dışı mı yoksa toplam? Yurt dışından başlayalım. Yani yurt dışından dediğim gibi gençlik treniydi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği. Yurt dışında işte şu anda bile hala devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tekrar projesi olan Gençlik Kampları projesi. Hı-hı. Bu sene toplam 52 bin gencimizi gençlik kamplarında yetiştirdik, eğittik. Şu anda tekrar devam ediyoruz projemize. Sanırım projeleri tek tek tekrardan dinlemek isteyeceğiz. İnşallah.